toplanma sebebimiz öncelikli olarak Çameli'yi tanıtmak. Daha sonrasında da projemiz olan Çameli, Çolakoğlu, Lavanta, Tatil Köyü'nü tanıtmak. Öncelikle Çameli hepimiz bildiğiniz gibi çok gelişmekte olan bir ilçe. Şu an doğasıyla, yeşilliğiyle, yani her yönüyle, etkinlikleriyle şu an çok iyi bir şekilde gelişiyor. Biz de Muğla'dan geldik. Emlakçıyız bu arada normalde. Eşim emlak ofisi var. Çameli'ye yatırım yapmaya karar verdik. Bir lavanta dikelim dedik. 30 dönümlük bir arazi. Çameli Gökçeyaka'da bulunmakta şu anda. Lavantalarımızı diktik. Dedik ki buna bir tesis gerekli. Projelerimizi hazırladık. Şu an imar bekliyoruz. İmarımız olur olmaz hemen gelir gelmez. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki yılın Nisan ayına bekliyoruz imarımızı. Daha sonra taş evlere başlayacağız. 20 taş ev, büyük bir sosyal tesisimiz olacak onunla birlikte. Kafe restorantımız, yürüyüş yollarımız olacak. Bir 3 kilometrelik bir yürüyüş yolu. Yöresel ürünlerimizi satabileceğimiz, tanıtabileceğimiz, hediyelik eşya bölümünü yapabileceğimiz bir mağaza kuracağız. Bu mağazada satacağımız ürünleri de köylülerimizden alacağız. Hem köylülere bir iş istihdam sağlamış olacağız. Hem de Çameli'ye bir katkıda bulunmuş olacağız. Şimdilik proje halinde. Ama yani gerçekleştirdiğimizde çok büyük bir tesis olacağına inanıyoruz. Her tesisimiz doğa içinde. Üç tarafı orman. Şu anda yolumuzu aldık ormandan. Ve köprü projemiz var. Köprü projemiz şu anda hazırlandı. Ve hayata geçecek. Çameli'de Kaymakamın Hanım'ın kurduğu bir kadın kooperatifi var. Kadın kooperatifiyle birlikte işbirliği halindeyiz şu an. Görüşmelerimizi yaptık. Hediyelik eşyalarımızı orada yapacağız. Kadınlarımız yapacak. Daha sonrasında işte lavantayla ilgili bütün sabundur, şampuandır, yağdır. Ondan sonra daha sonrasında hediyelik eşyalardır. Onları da bir tesis kuruyoruz şu anda. Yapım aşamasında. Orada kendimiz üreteceğiz. Yağımızı kendimiz sıkacağız. Sabunumuzu kendimiz yapacağız. Bunu yaparken de köylülerimizden yardım istedik. Onlara hem iş istihdamı sağlamış olacağız. Hem de katkıda bulunmuş olacağız. Her eve bir katma değer sağlamış olacağız. Çameli'nin siz de bilirsiniz belki ama Çameli'nde çoğunluk yaş ortalaması yüksek. Yani orta yaşlardan daha yüksekte insanlar var. Gençlerimiz hep dışarıya gidiyor. Denizli'ye, Fethiye'ye, Göce'ye, başka yerlere. Biz de istiyoruz ki gençler dışarıya gitmesin, orada kalsınlar. Biz de bir katkıda bulunmuş olalım. Onlar da şeylerinde kalmış olsunlar, memleketlerinde, yerlerinde. Yani bu kadar. Soru sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Ne kadar bir yatırım planlıyorsunuz? Yani totalde kaç paralık bir rakama tekabül ediyorsunuz? Totalde 60 milyonluk bir yatırımımız var. Peki yani istihdam sağlanacağından bahsettiniz. Kaç kişi, ortalama olarak? Yani şu anda bizim düşündüğümüz öncelikli olarak daha sonra şeye hani yetmediği takdirde takviye alabileceğimiz şu anda 30 kişi düşünüyoruz tesisimizde. Daha sonrasında tabii ki işlerimiz büyüdükçe, daha yapmaya çalıştıkça ki paketleme tesisi açacağız. Paketleme tesisinde daha fazla insana ihtiyacımız olacak. Onu hayata geçirdiğimizde de yani daha şey yapacağız. Anlattığınıza göre büyük bir tesis. Büyük. 30 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Onu soracaktım, siz söyleyin. Evet, 30 dönümlük. 20 dönümü bizim için şu anda lavanta. Lavantalarımızı ektik geçen sene. Bu sene birinci hasatımızı yapacağız. Ağustos'un 3'ünde bekleriz hepinizi. Perşembe günü. Perşembe günü.
daha 10 dönümünün içinde de yani bir hem kafe restoran yapacağız, büyük tesis yapacağız, hem çocuk oyun bahçesi olacak, hem biz düşündük ki şu anda Çameli'nde böyle çocukların oynayabileceği belki yerler vardır ama gençlerin eğlenebileceği, böyle daha rahat edebilecekleri bir yer yok. Biz kendimiz şu an Çameli'de oturuyoruz ve böyle gidebileceğimiz bir yer bulamıyoruz. Biz de düşündük gibi gençlere de bir eğlence merkezi gibi bir şey yapalım. İşte oyunlar, oyun konsolları koyalım. Onlar için bir şey yaratalım. Yani böyle. Turizm bölgesi olarak Fethiye'den, civarlardan size ziyaretçi bekliyor musunuz? Nasıl böyle bir çalışmanız? Tabii. Şu anda biz çok erken olduğu için lavantalarımız daha çok küçük. Şu anda daha 3 yaşında ancak şey yaptık. Bütün bağlantılarımızı yaptık. Seneye ziyaretçilerimizi almaya başlayacağız. İşte öncelikle lavantalara gelecekler. İşte daha sonrasında tatil köyünü yaptığımızda taş evleri, 20 adet taş evimiz olacak, havuzlu. Onları yaptığımızda daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Bu arada restoranımızda açık büfe kahvaltı vereceğiz. Sadece şeye özgü bir şey değil, hani kalanlara özgü değil. Dışarıdan herkese, herkesin gelebileceği bir yer olacak. İşte akşam yemeği için ızgaramız falan olacak. Katma değer ne olabilir maddi açıdan? İşte istihdam yana, yatırımın totalde ciddi bir rakam. Bunun size döngüsü kaç yıl olmasını bekliyorsunuz? Ya da böyle bir şey var mı, kaygınız var mı? Böyle bir kaygımız yok. Bütün projeye kendi hazırlığımızı yaparak girdik. Ama GEKA'dan ve şeyden geldiler. TDK'dan. Eğer projemizi güzel bulurlarsa, ki şu an projemizi hazırlattırıyoruz, bir mimar geldi, çizimini yapıyor şu an. Eğer olursa bize bir destek sunacaklarını söylediler. Destek olmasa da biz kendimiz yapacağız. Bu konuda sıkıntımız yok. Tatil köyü formatında millet gelecek, eğlenecek, yiyecek, içecek, lavantada fotoğraf çekilecek gibi böyle bir şey. Mantık olarak bu mu? Kalacak. Konaklamalar. Tamam. Taş evlerde kalıp konaklamalarını da yapabilecekler. Yani bilimlerdeki hani konaklamalı şekilde. Pardon, söylendi mi bilmiyorum ama yeri tam olarak nerede Çameli'de? Yani? Şimdi Gökçeyaka güney mevkiinde, ormanın içinde. Bütün Çameli değil bu arada ondan sonra. yönlendirme tabelalarımız, her şeyimiz var şu an. İşte ormanın içinde dediğimiz gibi 3 tarafı orman, bir tarafı yol. Ormandan yeni yolumuzu aldık şu an. Oraya da bir köprü yapıyoruz. Köprü projemiz de çıktı. Önümüzdeki günlerde başlanmış olur inşaatına. Yani teşekkürler, sağ olun. Başka sormak istediğiniz bir şey?